Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz birdenbire ortaya çıkan Akdoğan Hava Füzesi. Sonunda beklediğimiz o özel füze geldi. Çünkü daha önce Akıncı ve Aksungur'u göstererek hava savaşlarında dengeleri değiştirebileceklerini söylemiştik. Bu konu her zaman gündemdeydi. Yani SİHA uçak vurmak. İşte yeni füze belki de bunu başarabilir. Peki duruma bakarak bu füzeyi neden ürettik? Elimizde daha ilerisi varken buna ne gerek var veya bir F-35'i uçağı vurması mümkün mü? İncelemeye başlayalım. Türkiye'nin hava hava füzeleri. Karada hava savunması olarak çok gelişmiş sistemlerimiz olmadığından savunma adına elimizdeki tek düzgün silahlar. Öyle ki zamanında bu füzeleri Amerika'dan almak için birçok şeyden taviz verdik kendileri bizim hava savunma gücümüzdeki temel araç olarak yıllarca hizmet verdi. Sınır ötesi harekatlarda bile kullandık. Mesela Suriye'deki uçağı düşürürken. Fakat hem eskidiği için hem de sayıları az olduğu için bu füzeler bize problem. Örnek verecek olursak Birleşik Arap Emirlikleri'nin bizden çok daha az uçağı olmasına rağmen en az 3 kat daha fazla füzesi var. Üstelik bunların bazıları bizimkilerden çok daha modern. Hal böyleyken artık bizim bir adım atmamız gerekliydi. Bu da 2000'li yıllarda oldu. Yani yaptığımız kısa menzilli Bozdoğan ve uzun menzilli Gökdoğan hava füzesinden bahsediyorum. Burada aklınıza kazıyın. Kısa menzilli olan Bozdoğan, uzun menzillisi Gökdoğan. Gök yani uzak mesafeden aklınıza gelsin. Çünkü bu bilgiyi sürekli kullanacağız. Üstüne bu füzeleri de 2022 yıllarında envanterimize katmış olacağız. Tarihler gerçekten güzel. Lakin bunlara ek olarak sessizce yeni ortaya çıkan Akdoğan bizim dikkatlerimizi daha çok çekti. Çünkü mini diyebileceğimiz boyutlara sahip. Diğerlerine nazaran bazı büyük avantajları ve tabi ki dezavantajları da var. Şimdi dilerseniz hepsini inceleyelim. Temel olarak bakacak olursak her sistemde olduğu gibi artık tüm mekanik ve elektronik aksamlarda küçülme durumu var. Bunun asıl sebebi de hacimden ve maliyetten kısmak. En nihayetinde artık savaşlar tamamen parayla ve mühimmatla yürümekte. Modern çağda ne kadar lojistik sağlarsan o kadar öndesin. O yüzden bu konu gerçekten kritik. Yani bizim de maliyeti düşük araçlara çok fazla ihtiyacımız olduğu için böyle Akdoğan tarzı bir füzeye sahip olmak her şartta iyidir. Tabi bu sadece işin temel kısmı. Esas üretim amacı ise kritik, tamamen sihalarımız için. Bu konuda yıllardır bir adım bekliyorduk. Çünkü çoğu kişi Akıncı gibi sihaların hava füzesiyle etkin olamayacağını söylemekteydi. Tıpkı TB2'nin tank vuramayacağının söylenmesi gibi. Ama durum bu söylenen şekilde olmadı. Ek olarak zaten Akıncı ve Aksungur'un eldeki hava füzelerini taşıyabileceğini bilmekteyiz. O yüzden yeni Akdoğan'a ne gerek var gibi sorular var. Aslında durum bu kadar kolay değil. Çünkü sadece kısa menzilli füzemiz Gökdoğan tamı tamına 140 kilogram bir siha için gerçekten fazla. Oysaki Amerikan muadili AIM-9'lar en fazla 90 kilogram civarında. Arada ağırlık olarak ciddi farklar mevcut. Biz de bu doğrultuda daha ufak olan bir füzeyi üretmek istedik. Böylelikle en az 2 kat daha fazla hava füzesi taşıyabilmiş olacağız. Ya da sadece Akıncı ve Aksungur'a değil küçük olanlara da koyabileceğiz. Yani hem maddi hem de teknik avantaj olarak bize geri döner. Ne demek istediğimi tam olarak anlamanız için Akdoğan'ın özelliklerine geçelim. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Başlangıçta şunu belirterek girelim. Akdoğan'ın hava füzeleri olan Gökdoğan'dan mı yoksa Bozdoğan'dan mı üretildiğini bilmiyoruz. Füzenin sadece adı ve görevi duyuruldu. Yani biz burada bilgi birikimimizle analiz ve tahminlerle yorum yapacağız. İlk olarak füzenin nasıl bir karaktere sahip olacağına bakarsak Gökdoğan'dan geliştirilen küçük bir füze olduğunu anlayabiliriz. Bunun sebebi zaten kısa menzilli olan Bozdoğan'ın 25 kilometrelerden 15 kilometrelere kadar düşebilecek olması. Eğer bu olursa Sungur füzesinden pek de farkı kalmaz. Bu yüzden ihtimal vermiyoruz ve asıl temelinin Gökdoğan füzesi üzerinden olduğuyla devam ediyoruz. Buna bağlı olarak da Gökdoğan'ın 65 kilometre olarak açıklanan menzili zorunlu düzeltmelerle en fazla 30 km'lere kadar düşebilir. Bunun sebebi de küçültme esnasında daha çok yakıttan feragat etmek zorunda olması. Nihayetinde yakıt tankı ve yakıt her sistemde önemli bir unsur. Ancak zorunda kalırsanız düşmeniz gereken ilk şeylerden biri de budur. Tabi sadece bu olmaz, motor iyileştirmeleri gibi işler de yapabiliriz ya da dayanımı azaltır dış malzemesini hafifletiriz. Ancak her sistemde olduğu gibi bazen işlerimiz iyi gitmeyebilir. Burada da bir kısımda bazı problemler var. Mesela biz gökdoğanı yaparken hızını çok yüksek tuttuk. Bu da ağırlığının ciddi manada artmasına sebep oldu. Aynı şey bozdoğan için geçerli olmayabilir ama füzelerimizin genel anlamda büyük olduğunu belirtelim. Tahminimizce bozdoğan yaklaşık 200 kilograma yakın ağırlıklarda. Bu da şimdi Akdoğan'da yarı yarıya düşebilir. Çünkü sihalar için 200 kilogram yüksek bir sayı. Bunların dışında beklenen diğer bir değişim boy kısmı. Çünkü küçülen ve mini olarak tabir edilen bir mühimmat söz konusu. Burada da yaklaşık 2 metrelik bir boy beklenebilir. Bunu da Gökdoğan modeli AIM 120'lerin 3.7 metre olmasından hesapladık. En azından teoride en gerçekçi sayılar bu şekilde. Devamında sırada aviyonik değişimler var. Aslında füzenin özü aviyonikler olduğundan pek bir değişim alternatifi yok. Sadece sistemlerde çok büyük teknolojiler kazanıp küçültmeniz gerekli. Bu da çok zor bir iş. Belki bazılarını yapmışızdır ama kayda değer değişiklikler görmemiz şu an için pek mümkün değil. Bunu daha Amerika bile yeni yapabilmeye başladı. Uzun yıllardır uzun menzilli füzeler yapmasına rağmen durumu siz düşünün. Tabi bu işin zorluğunu daha iyi anlamanız için Peregrine adındaki rakibine bakalım. Peregrine Amerikan yapımı ve dünyada muadili olmayan bir sistem. Çünkü füze 1.8 metre boyunda ve 70 kilogram ağırlığında. Üstelik buna rağmen menzili Gökdoğan'dan bile fazla 100 kilometre seviyesinde. F-22 ve F-35'lerin gövde içindeki saklama yerlerine daha fazla mühimmat konması için yapıldı. Ama haliyle çok daha pahalı. Biz bu küçültme olayına yeni girmiş olsak da maliyetimiz bir Peregrine kadar olamaz. Ana amaçlarımızdan biri zaten maliyeti düşürmekti. Küçük hava araçlarına pahalı füzeler kullanmak yerine bunu fırlatmaktı. O yüzden yakın değiliz, ama bir bakıma amacımız da yakın değil. Ana amacımız farklı. Şu anda bu füzelerin dengeleri bozan yanı sihalarımızda kullanılacak olması. Kendileri bundan çok sayıda taşıyarak başka sihalara vurabilir, hava araçlarını tehdit edebilirler. Ancak tek bir sıkıntısı var. O da menzilinin kısa olacak olması. Daha açıklanmadı ama 30 kilometre civarı sayılar bekliyoruz. Bu menzilde düşman sihaları kolayca vurabilirsiniz. Ancak iş F-35 gibi uçakları vurmaya geldiğinde bu kadar yakına sokulamazsınız. Akıncı gibi bir aracı yaklaşırken muhtemelen görecektir. O yüzden F-16'larımızda da tercih edilmez. Tabii bunun da radar kapatmak gibi taktikleri var. Belki de ek taktikler sayesinde gelişmiş bir uçağı vurmayı bile başarır. Kim bilir. Sonuç olarak Akdoğan dengeleri değiştirebilecek güçlü bir füze. Özellikle yapısı ve sihalarımızda kullanılacak olması işin püf noktası denebilir. Ayrıca kendimizi mini füzeler yapmaya zorlamak teknolojimizi de zorlayacak ve gelişmeye itecektir. Zorluklar güçlü işler doğurur. Yeni füzemiz muhtemelen birkaç yıl içinde envantere girer diyelim ve videoyu bitirelim. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Ben Medya Baronu ve herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.